Sevgili dostlar, House Flipper 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Graudas. Bir önceki bölümde ufak bir çocuk odasını tamamlamıştık. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günaydın. İki odalı evimde bazı değişikliklere ihtiyacım var. Kızım 3 yaşına girdi ve artık kendine has bir odası olsun istiyoruz. Lütfen yatak odasını bölün ve yeni odaların koridora açılan kapılarının olduğundan emin olun. Ayrıca bebek karyolasını kaldırıp yeni bir yatak kurar mısınız? Saygılar, Tan Var Yemez. Saygılar efendim. Kesinlikle en kısa süre içinde evinize ulaşıyoruz. İstediğiniz dekorasyon ve restorasyon veya mobilya eşyasının montajını tamamlayıp sizlere teslim ediyoruz. Evet. Burayı kıracağız galiba, aynen. Şöyle. Aman Allah'ım. Teknolojisi var ya valla, tor gibi. Pazarlıktan devam edelim. Buraya bir duvar öreceğiz. Şuradan aynen. Şimdilik daha hızlı inşaayı alacağım. Bir sonrakine de boyanmış olarak. Şimdi yani bu duvar böyle inşaat gibi oldu. Ben buraya bir tane boya alıp en azından beyaza boyamak istiyorum. Beyaz. Buraya S yetermiş gibi geliyor. Deneyelim. Da yapalım. Güzellik olsun. Hallettik. Şimdi buradaki bunu sat dede. Grille yatak. Şimdi bakalım şöyle odaya.
Yatağı böyle koysam. Şekilde kapıyı kapatıyor. Buraya sığıyor mu? Sığıyor. Biraz odanın ortasında oldu sanki böyle ama. Şekilde koyalım. Sade güzeldir. Kız çocuğu ama halıya ve kütüphane rafına uygun bir renk tonu seçmek istedim. Gerçi pembe de var ama sanki mavi renkler daha ağırlıklıymış gibi geldi bana. Pis. Şu da var. Tamamdır. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Da ben neden tamamlayamadım? Bodrum katı da var. Vahı gitmiş, vahı kalmış zaten. Sen pas içinde. Bozulmaması mümkün değil. Bu ev artık midemi bulandırmaya başladı. Buradaki eşyaları satabiliyor muyum acaba? Başka bir eve geçeceğim. Laptop kalsın. Kapı, pencere, ne varsa satıyorum. Yanmış ev diyor. Bungalov ev. 124 bin param var. Yani en azından şu biraz daha düzgün.
Yeni bir ev satın aldınız. Oraya gitmek ister misiniz? Eğer burada kalmayı tercih ederseniz yeni evinize istediğiniz zaman giriş öbür evi satacağım ya. Bu ev biraz daha hoş duruyor. Sol tarafta müşterilerin küçük resimlerini görebilirsiniz. Zaman zaman eylemlerine ilgili yorum yazarlar. Özellikle de en tepelerdekilere dikkat et. Genelde en yukarıda olurlar ve çoğu evi satın almak isterler. Ey maşallah. Ses geliyor. Ofisimin yerini değiştir. Tabii ki de. Şimdilik loptiğimizi loptik derdi anneannem. Loptik derdi. Şimdi ben bu önceki evimi satacağım. Neden satamıyorum? Ayarlardan bir şey mi değiştirmem lazım? Yo. O eve gidip muhtemelen bir dakika. Tam bu eve git. Bu evi sat. Evet. Açık arttırmaya koy. O hiçbir şey demeden 61 bin vermiş. Canpare ailesi. Pazarlık yapalım. Şöyle bir basalım abi. Şimdi olumlu düşünceler, bu ev çok derli toplu. Altı üstü bir halı ile ev daha konforlu oldu. İki oda iyidir ama üçü tercih ederiz. Olumsuz düşünceler, bu evde hiç bitki yok mu? Eski kitaplarımız için yer olmayışı üzücü oldu. Çok fazla da boş duvarlar var. Oturma odasının olmaması çok kötü. Mutfak eksik. Yani ben bunları bu evi satacağım. Ya da satmayıp dekorasyon yapıp da satabilirim. Şimdi düşünüyorum. Yani zarardayım ben şu an. Tamam, bu seferlik satacağım. Bu seferlik. Bu sadece bir zararına sattım bu evi. Zaten hoşuma gitmiyordu. İçimde ısınmamıştı. Şimdi artık yeni evimizi bir düzenleyelim. Toplayalım. Ufak ufak. Çöplerini falan temizleyelim. Mobilyaları satıp yeni mobilyalar alacağım. Ev berbat. Kapısı, penceresi, tuvaleti yosun bağlamış. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Sağlam duruyor ya bu dursun.
Nerede dursun? Mal. Şu bağlantı borularını satmayacağım. Evet. Burası bizim odamız olsun. Zaten giriş. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Tuvaletle mutfağın yani tuvalet mutfaktan tuvalete geçmek çok saçma olmuş bence. Ondan dolayı bu duvarı yıkacağım abi. Lan. Özürüz herhalde. Yo, ha dışarının tamam. Burada kalın bir duvar var sanki. Bana mı öyle geliyor? Burası kırılmıyor, evet. Neyse. Tamam. Aa, bu odanın duvarını da kırdık. Tamam. Neyse. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Tuvalet. Mutfağı bu şekilde yapsam burada. Buradan. Buradan geçiş yapsam. Burayı mutfak olarak kullanabilirim. Bakayım. Odayı biraz daha küçültürüm. Evet. Odayı biraz daha küçülteceğim. Salonu büyüteceğim. Kapıyı bir yere taşıyamıyor muyuz? O zaman bakta kaldım galiba. Pazarlığı arttırayım. Bakta kaldım, çok güzel. Ya da çok güzel. Şöyle ana menüye dönüp tekrar denesem. Yalnız oyun kafayı yedi.
sorunu düzelttim. Devam edeyim. Hitap etmesi lazım. Onu da geçtim, ben rahat ediyorum. Ama buradan bir duvar çekeceğim. Keşke evin bu duvarının burasını da yıkabilsek, ama bir dakika, buradan kapatsam buraya ufak bir kitaplık gibi bir şey koyabilirim buraya, aynen. Buraya bir tane yatak atacağım zaten. Başka da çok bir fikrim yok. Yaparken aklıma gelir muhtemelen. Geliştirmelerde bir şey var mı? Yok. Kapı satın alabiliyor muyum? Önce ona bakacağım. Kapı. İç kapı. Evet. Tabi buradan da yapabilirim ki odanın içine, ama bakayım. Böyle bir boşluk oluyor orada. Şu lambayı alalım, odanın ortasına monte edelim. Yok yok, duvarı böyle böyle yaptım. Böyle olmadı. Böyle yaptım. Duvar oradan döndü. Biraz saçma oldu ama. Şuradan itibaren, yani şu duvarı da biraz. Benim anlamadım, şurayı niye yapamıyoruz? Yarım ya. Biraz daha ferah oldu, aynen. Salonumuz. Ya buraya bir şey, dolap gibi ya da başka bir şey uydururuz ya. Oraya da uydururuz bir şeyler. Şu kapıyı satmak istiyorum. Şimdi etrafı boyadığımız zaman acaba bu duvarlardaki pislikler de birlikte gidiyor mu? Onu bilmiyorum. Daha hızlı inşa edelim. Temizleyelim etrafı düzgünce. Bunlar boyalar kalkmış, evet. Şimdi bu odanın içinde bir şey kalmamış gibi gözüküyor radarda. Bir de buraları temizleyelim. Yalnız her yer bildiğin yosun olmuş. Kaç zamandır evin içine girilmiyorsa. Fayanslar da temizlenmiyor herhalde. Yok, temizlenmiyor.
Banyoda tamam. Şu ne? Çıkmıyor. Evet, çıktı. Daha iyi paspas, daha geniş alanı mı temizliyor acaba? Sanki daha hızlı temizliyormuş gibi geldi bana ama. Lan neresi pis buranın? Devre dışı var. Şöyle yandan gidelim. Her yer örümcek ağı sarmış. Ha, nereyi temizlememi istiyor ki anlamadım. Buraya boyamız yetmiyor. Tamam. Şu girişteki yeri bir halledemedik. Burası da tamam. Evet, yermiş. Burası dışarıdan. Evet, evi temizledik en azından. Şimdi bir boya atalım eve. Nasıl duracak acaba? Kötü durmadı.
Şimdi giriş içerisi olacağı için. Oo, keşke bundan yapsaymışım. Bakayım bir. Bundan yapacağım abi. Bunlar ne lan? Toz oldu herhalde. Şimdi banyonun bir parkesi yerine bir bakalım. Döşeme. Güzelmiş cam öbeği. Bakalım. Halı flex mi lan bu? Halı flex tabii. Banyoya halı flex mi olur? Yer kaplamaları. Zemin kaplamaları. Bunlar evet. Yer karoları. Fayans. Ha bak, bu mesela olabilir, koyu yeşil. Yani tatlı durdu. Duvarlar. Bunlar dış. Bir sürü malzeme var, evet. Duvar kağıdı. Duvar fayanslarına bakacağız, evet. Bunlar Rami tuğla. Nasıl acaba durur? Umbra granit. Granit iyidir ya. Ne yapacağız bunu? Tamam, dursun o zaman abi bunlar. Şimdi boya yapalım. En azından. Sıva. Çok güzel yapıyorum, evet. Mükemmel. Aa, yerleri kaplamadık daha, dur.
Abi sade, basit. Bir de duvar boyası alalım şimdi. Döşeme. Duvar. Duvar kağıtları. Bunları da öğrenmedik ki daha. O yüzden boya yapalım biz. Ne olsun? Taze bir sabah. Aynen, taze bir sabah olsun. Güzel bir renk, yani hoş duruyor. Darlamıyor adamı baktın mı? Pencereleri de temizlememiz lazım aslında. Örümcek ağ olmuş her yer. Camları temizlemediğimiz için herhalde örümcek ağ sarıyor. Temizleyelim camları da. Tamam. Okey. Şimdi bu olayı yaptık. Örümcek ağları, tövbe estağfurullah. Amına koyayım, örümcek bizle dalga geçiyor resmen ya. Şunu satacağım. Eğer varsa buraya böyle ofis masası tarzında bir şey koymayı düşünüyorum. Şuraya bir mutfak yapıp, ufak bir mutfak yapıp önce. Duvarlar, duvar fayansları, duvar kağıtları, kaplamaları. Bunlar dış. Evet, evin dışı bunlar. Ne işe yarıyor acaba? Bunun bir açıklama cartı curtu yok mu? Sıvanın açıklaması ne olabilir ki? Yani ben biraz koyu tonları sevdiğim için
Evet, yine bu. Ya boyalar. Ne olsun? Şöyle soluk limon. Gider mi lan acaba? Yani bir bok rengine benziyor ama. Bir bakalım, bir vuralım duvara. Kötü durmuyor. Yani öyle bad durmadı ya, hoş durdu. Bakalım. Daha hızlı boyasın. Paranın bir önemi yok şu anda. Kazanırız, çalışırız, kazanırız. Küçük olan duvarları daha hızlı boyuyor bu arada. Başka da burası varmış. Tamam. Camları temizleyelim.
Ev parladı be. Şimdi bunları keşke taşıyabilsek işte. Nerenin ışığı? Tamam, buranın olsun. Kim? Var. Ben bunları yok edemiyor muyum ya? Hava yaz zaten, bir şey olmaz. Tavanı boyayamıyoruz herhalde, evet. Tavanı boyayamıyorduk. Ofis masası çıkmadı. Mobilyalardan yani sehpa tarzı şeyler var. Ofis yazınca da sandalyesi çıkıyor. Ofis masa çıkmıyor. Masa yazalım. Şu nasılmış? Burada bir tane gözüme çarptı. Köşe masa. Şu. Beğenmedim. Şu nasıl? Bakalım. Ne değişiyor bu buradan renklerden? Nasıl bir masadan uzay mekiği gibi?
bir sehpaya benziyor. Şöyle minik. Yani. Neden olmasın? Evet, buyurun, hoş geldiniz. Şimdi buraya bir de ufak bir mini, böyle mini mutfak tarzında bir şey yapacağım. Mutfak yazalım. Yani bundan koydum. Da bunun kapağı yok, çok saçma. Aslında şunu satacağım. Keşke satmasaydım. Neymiş bu? Üstüne koyuluyor. O zaman mutfak yazıp algılayamadığım şey, bunlar niye burayı temizlemedim mi lan ben acaba? Oo, burayı da boyamamışım. Başka bir yer var mı? Bitkiler. Yok ama ortaya koyarsak millet birbirini göremez. Ya böyle ufak, böyle çıtır, minik, kibar. Böyle. Tamam. Bir de şuraya
Radyatör. Bu da tamam. Halı var mı acaba yere? Vallahi var, evi gösteren halı ya. Yeminle var ya. Evi gösteren halı abi. Çaydanlık. Olmazsa olmazımız. Böyle bir şey çıkmaz tabii. Mutfak aletleri mi? Yani ne olabilir ki? Mutfak, sadece mutfak yani. Tüm sonuçları göster mutfakla alakalı. Tövbe estağfurullah. Bunlar ne lan? Tamam ya. Bir de lamba aslında. Lamba. Bence kafi. Şu kapıları değiştirebilirim. Tabi bu evin daha dışı da var, bitmemiş. Oda kapısı mı, daire kapısı mı? Tavuk küçük geldi bu kapı buraya işte. Yani bunun bildiğin şov yapmalık kapı yani. Burada yıkanırken sıkıntı. Hodri meydan. Bunun rengini değiştirebilirdim ama. Kapı yani sonuçta.
Şu odamızı bir halledelim. Kapı olmamış sanki. Aman çok da önemli değil. Yok abi. O bizlik yatak değil. Yani kapattık. Ne koyabilirim?
kıyafetini aldın, pantolonunu giyeceksin. Otur giyin buradan, aynı anda kendine bak. Al sana genç odası. Perde var mı lan acaba? Güzel oldu bence. Saatimiz de var. Başka aklıma bir şey gelmiyor. İşte banyo kaldı. İşte banyoyu halletmek için bunları aslında yapabilmemiz lazım. Ama olsun. En azından
Aynısının adı. Ventilatörün bir anlamı kalmadı. Şimdi tavan içinde şöyle bir düzgün bir şey seçelim. Çok küçük kaldı ya. Daha böyle uzun. Uzun mu lan yoksa? Yo, aynısıymış. Nereye koyabiliriz bu lambayı? Şimdi oraya mutfak için ufak bir tane değil aslında, çok da ufak ama.
Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölümle yine tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.